daha önce sıkıştırdık vermez. Devlete borcu olan, yani devletler aslında farklı farklı unsurları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı üyesinde olan spor genel müdürlüğü ülke olduğunda kullandığınız tesislerle alakalı borcunuz varsa tabii ki bakın Sayıştay daha önceki bakımlarında benden önce öğrencilerde spor genel müdürlüğü tahsilat noktasında eşit kaldığını ve bunu hayata geçirmesi gerekiyor. Bu da ne yapmış? Ben bu kuşu değilim ama bu sürecin biraz nasıl işlediğini de araştırdığım için onu rica ettim size. Bu anlamda devlet bir kurumu kendisine borçlu olan kulüp, dernek, şirket, her neyse bununla alakalı borcunun tespit edilmesi ve borcunun nereden tahsil edilmesi anlamında harekete geçmek durumunda. Ama şu anda da gelmiş. Yarın gittim, her şeyi toparladık. Haciz etmek başka bir anlamdır. İcra başka bir anlamdır. Tatil etmek başka bir anlamdır. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki devletin kurumu kendisine kanunların verdiği hükmü yerine getirmek. Ben aynısını söylüyorum. Evet, tesis yapmak yeterli değil. Bunu ben de farkındayım. Yetmez. Ama o tesisiniz olmazsa da sizin kulübünüz, antrenörünüz, sporcunuz, federasyonunuz bu çalışmayı yapamaz. Dolayısıyla bu karşılıklı bir ilişki. Ha ben şunu da demiyorum. Ben tesisleri yapayım, ondan sonra sadece ben kullanayım. Hayır, asla. Biz şu anda nasıl bunları daha fazla amatörlerin elinde, kulüplerin elinde kullandırabiliriz? Onun peşindeyiz. Herhangi bir şekilde şu anda bir şey dile getirmem gerçekten doğru olmayacağını düşünüyorum. Çünkü farklı noktalara çekenler olabilir veya farklı anlaşılan şeyler olabilir. Onun için o noktada süreç bitsin. Ondan sonra biz de bu konu hakkındaki fikirlerimizi ortaya koyarız. Deniz Bey'in hakemliği bırakması noktasına gelince tabii kişisel bir kararıdır öncelikle. Dediğim gibi biraz evvel dile getirdim. Bakanlığımızın isminin içerisindeki tabii gençlik ve spor olması ama yetki alanına geldiğiniz zaman yine oraya geliyoruz. Ama insani açıdan baktığınızda ben şunu görüyorum. Dediğim gibi kişisel bir kararıdır o noktada. Ya, Dünya Kupası'nda neler gördük? Yani dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen kişi eliyle aldığı gol attı ve Dünya Kupası'nda yaptı bunu. Hakem görmedi. Göremedi. Bu hatalar başka yerlerde de yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Onun için birazcık da insani açıdan bu işlere bakmak lazım. Evet, tabii ki yapılan hatanın sonucunda kayıplar da olabiliyor. Bunu da ilk kez bugün Samsun'da açıklıyor olayım. Bu kulüpler yasamız vardı biliyorsunuz, bir taslak çalışması. Onu yeniden ele almıştık. Bana bu hafta içerisinde inşallah gösterecekler. Bir taslak bitti. Yeni bir taslak. Bakalım oradan nasıl yürüyeceğiz? Belki bu işlerin de biraz yoluna girmesini sağlayabilecek unsurları orada hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Türkiye kadar spora kaynak ayırıp ama bunun karşılığındaki olimpiyatlardaki madalya sayısının o yatırımın karşılığını vermediği başka bir şey var mı bilmiyorum. Bunu şu anlamda söylüyorum. Biz 250 milyonun üzerinde kaynak ayırıyoruz her yıl spora. Sadece bizim bakanlığımızın tarafından federasyonlara aktarılan maddi kaynaktır bu. Dolayısıyla bunun karşılığını da almamız gereken bir şeyler var ama bugüne kadar kullanılan yöntemlerde herhalde bir eksiklik vardı ki bunu alamadık.